tertip ettik. İnşallah Hı. faydalı olur. İnşallah. Bir dakika daha bekleyip ondan sonra başlayabiliriz. Katılımcılarıma da haksızlık etmek istemem. Sizlere de. Şu anda bir 17 kişiyiz. Evet, tekrar hoş geldiniz. İbrahim Bey, Oytun Hanım, Kübra Hanım, bizim sunum yapacak kişiler olarak hoş geldiniz. Katılımcılar, siz de bundan umarım yararlı bulursunuz sunumları. Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Oğuzhan Uğran da aramızda. Bugün KOBİGEL sanayide dijitalleşme çağrıları üzerinde, ayrıca diğer çağrılar programlar üzerinde de konuşacağız. Ben çok uzatmadan lafı Ozan Hocama vermek istiyorum. Sonra da İbrahim Bey'den birkaç cümle almak isteriz. Sonra da sunumlara geçebiliriz. Teşekkürler Nesrin Hanım. Evet, KOSGEB teknoloji üreticilerini ya da KOBİ'leri uzun süredir farklı programlarla destekliyor. Hala aktif olan işte girişimcilik tarafında, Ar-Ge tarafında, işte büyüme uluslararasılaşma tarafında, finansman tarafında, İşkem, Tekmer tarafında böyle 6-7 tane program aktif olarak yürütüyor. Temel amacı da KOSGEB'in birçoğumuzun bildiği gibi KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmak ve bu kapsamda işte Ar-Ge'den, üretimden ve uluslararasılaşma dahil bütün aşamalarda KOBİ'lere destek olmak. Bugün bir araya gelme nedenimiz olan KOBİGEL, kısa adı, uzun adı KOBİ Gelişim Destek Programı'nda açılan iki tane çağrı var. Bu çağrılar da aslında temel olarak işletmelerimizin, KOBİ'lerimizin hem teknoloji üretimi tarafında hem de dijitalleşmesi tarafında desteklenmesini hedefliyor. İki çağrı, bir tanesi 2021'e 1, diğeri 2021'e 2. Birazdan detaylarını gerek İbrahim Bey, gerek Oytun Hanım ve Kübra Hanım verecektir. Temel başlık aslında imalat sanayinde dijitalleşme. Bunun altında da 8 tane aslında ana konu var diyelim. 8 ana konudan bir tanesine odaklanarak hem teknoloji üreticilerinin hem de bunları kullanacak ve dijitalleşecek KOBİ'lerin projeler önermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2020 yılı içerisindeki benzer bir çağrıya ben de hakem heyetinde bulunarak değerlendirmesine katkı sağlamaya çalıştım. Aslında proje belki sunumların sonunda İbrahim Bey de uygun görürse firmalar ufak tüyolar da veririz. Hani nerelerde hata yapıyorlar, nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Hem sonuna kadar dinlenmesini canlı tutulmasını da belki sağlarız sunumlardan sonra. Ben katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. Başta İbrahim Bey olmak üzere Oytun Hanım ve Kübra Hanım'a da şimdiden katkılar için teşekkür ediyorum. Buyurun İbrahim Bey, sözü size vereyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. O kadar güzel özetlediniz ki bana çok fazla şey bırakmadınız açıkçası. Hem KOSGEB'i özetlediniz hem programımızı özetlediniz. Ben de çok kısa eklemeler yapayım. Değerli katılımcılarımız, KOSGEB üçüncü kez dijital dönüşümle alakalı çağrıya çıkıyor. Bu üçüncü çağrımız. Aynı konularla alakalı üçüncü kez çağrıya çıkıyoruz. Burada bakanlığımızın, KOSGEB ve bakanlığımız bir irade ortaya koyuyor. Biz dijital dönüşümle alakalı hem teknoloji geliştiricileri hem de imalat sanayindeki işletmelerimizi bu süreçlerden uzak tutmayacağız. Bu süreçleri kendi işletmelerini adapte edebilmeleri için gerekli desteği onlara vereceğiz. Bu kapsamda da iki tane çağrımız, tek çağrımız daha doğrusu iki başlıkta çıktı. Birinci çağrımızda teknoloji geliştirici KOBİ'leri destekleyeceğiz. 8 tane alt başlığımız var. 8 alt başlıkta ürün geliştirmek isteyen, ürün geliştirecek olan KOBİ'leri destekliyoruz. Diğer tarafta ise üretilen bu ürünlerin, ortaya çıkan ürünlerin kendi işletmelerinde kullanarak dijital dönüşümlerini sağlamak isteyen işletmelere destek sağlayacağız. Dolayısıyla her iki çağrı da bizim için önemli ama ilk kısım, teknoloji geliştiricilerin desteklendiği kısım
bizim için çok çok daha önemli. Biz buradan çok daha fazla başvuru almayı istiyoruz. Buradaki işletmelerimizi desteklemek istiyoruz. Dolayısıyla hani hedef kitlemiz aslında teknoparklar, sizlersiniz. Buradan çıkacak başvurularla beraber inşallah teknoloji geliştiricilerimize faydalı oluruz. Onların ürünlerini geliştirmeleri noktasında fayda sağlayabiliriz. Ben de çok fazla uzatmayacağım. Arkadaşlarıma sözü bırakacağım. Arkadaşlarımın birinci ve ikinci çağrıyı sizlerle paylaşacaklar. Daha sonra da Oğuzhan Hocam'ın dediği gibi hani küçük küçük tüyolarda verebiliriz işletmelerimize. Eğer proje hazırlamayı düşünen, bu konularla ilgili olan işletmelerimiz var ise küçük tüyolarda işletmelerimize paylaşabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize katılımlarınızdan ötürü. Sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Kübra Hanım, siz mi başlayacaksınız? Evet İbrahim Bey, ben başlayacağım. Sonu buyurun. Şimdi atıyorum. Sunum gelebildi mi ekranı? Evet, geldi Kübra. Merhabalar, Kübra Eren ben. COSGAP'te KOBİ uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size KOBİGEL, çağrıya çıkan KOBİGEL destek programı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. KOBİGEL destek programımızın ana amacı ekonomide KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağlıkları katma değerinin yükseltilmesi amacıyla hazırladıkları projelerin desteklenmesi. KOBİGEL destek programı proje esaslı ve çağrı esaslı bir program. COSGAP kurumsal internet sayfasında ilan edilen proje teklif çağrısına uygun konularda projeler sunuyorsunuz siz. Yeni teklif çağrısında başvuru koşulları, tarihleri belirtiliyor. Bu tarihlerde ancak başvuru proje sunabiliyorsunuz. Bütçesi ve diğer başvuru şartları yeni teklif çağrısında belirtiliyor. Ben şimdi size bu teklif çağrısıyla ilgili kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bir proje hazırlarken sadece bir ürünü almak için ya da bir faaliyet için proje hazırlanmamalı. Bir belirlenmiş bir sorunu veya ihtiyacı gidermek için birden fazla etkinlik veya faaliyetin bireyle gelmesiyle oluşulacak bir sorunu gidermek üzere bireye gelmesiyle bir proje hazırlamalısınız. Az önce İbrahim'in de belirttiği gibi bu çağrıda iki başlığımız var. 2021'e 1 ve 2021'e 2 çağrısı. 2021'e 1 çağrısında imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricileri destekleniyor. Yani bu çağrıda bir teknoloji geliştiren KOBİ'ler başvuru yapıyor. 2021'e 2'de bu teknolojiyi kullananlar faydalanabilecek. Başvuru tarihlerimiz 7 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Bu çağrımıza kimler başvuru yapabilir? Faaliyet kodu, bilgisayarların, elektrik, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanların imalatı, hava uzay araçları ile ilgili makine imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler ve web portalları faaliyet koduna sahip olan işletmelerimiz faydalanabilir. Tabii yine COSGAP veri tabanına kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğinde olan işletme olmalı. Bu çağrınız için diğer başvuru şartlarımız da şunlar. Bu çağrıya başvuru yaptığınız zaman iki bilanço esasına göre defter tutan ve 2019-2020 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500 bin TL'nin üzerinde olan bir işletmeden satın alma niyet beyanını sistemimize ek olarak yüklemeleri gerekmekte. Bu başvuru şartımız. Şimdi başvuru yaparken iki şekilde başvuru yapabilirler işletmeler. Ya mevcut portföylerinde bulunan ürün ya da yazılımda tasarımsal bir iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu gibi iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen, daha önceden geliştirilmiş bir ürünü ya da yazılımı sadece ticaretleştirilmesi amacıyla bir proje sunuyorsanız, bu
ürününüzün ya kamu kurumları tarafından ARGE ile yapılmış ve başarıyla tamamlanmış olması gerekiyor ya da ARGE merkezinde sonuçlanmış olması ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde olumlu sonuçlandırılmış olan bir proje olması gerekmekte. Ama eğer ya da ürününüze tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçları uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu gibi iyileştirmelerle ilgili bir iş paketi varsa bununla ilgili bir proje sunacaksınız. Herhangi bir kamu destekli bir proje olması ya da TGB ya da ARGE merkezinde sonuçlandırılmış olması gerekmemekte. Bunlar genel şartlarımız zaten. KOBİGEL kapsamında projeniz başarısız tamamlanmış ya da sonlandırılmış ise 2 yıl süreyle tekrar başvuru yapamıyorsunuz bu çağrıya. Ya da başarılı tamamlanan bir projeniz varsa yine KOBİGEL kapsamında onun tamamlanma süresi üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekiyor başvuru yapabilmeniz için. Hala hazırda devam eden ve sonuçlanmamış bir KOBİGEL projeniz varsa yine bu çağrı kapsamında başvuru yapamıyorsunuz. Projeniz en az 8 aylık, en fazla 16 aylık olmalı. 4 aylık dönemlerde hazırlıyorsunuz. 4 katları olacak şekilde. Üst limitlerimiz geri ödemesiz olarak 300 bin lira, geri ödemeli olarak 700 bin lira, toplamda 1 milyon TL'ye kadar destek alabiliyorsunuz. Destek oranımız %60. Fakat KOBİGEL bu çağrıda personel desteği hariç bütün destekler geri ödemesiz ve geri ödemeli beraber veriliyor. Bu oran üzerinden 160 ama bunun %30'u geri ödemesiz, %70'i teminat karşılığını geri ödemeli olarak ödeniyor. Erken ödeme imkanı talep edebilirsiniz. Destek başlangıç tarihi itibariyle son 4 ay içerisinde talep etmeniz gerekiyor erken ödemeyi ve kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50'sine kadar erken ödeme talep edebilirsiniz. Bu çağrının proje konuları 8 adet proje konumuz var. Bunlardan biri ya da birkaçını entegre olarak çalışmak kaydıyla içeren konularda proje hazırlayabilirsiniz. Bunlar neler? Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı, imalat sanayinde nesnelerin interneti, imalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri, imalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, imalat sanayinde siber güvenlik, imalat sanayinde akıllı esnek otomasyon sistemleri, imalat sanayinde artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri. Şimdi bunları kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Büyük veri dediğimiz şey işlenmesi için yenilikçi çözümler gerektiren yüksek hacimli, yüksek hızlı ve yüksek değişkenlikteki verilerdir. Buna örnek verecek olursak sensörlerden gelen bilgiler, üretim parametreleri, füre ölçümleri, kalite kontrol ölçümleri, tedarik satış işlem kayıtları, müşteri geri bildirim kayıtları, internet istatistikleri, sosyal medya yayınları gibi büyük sayıda bilgi içeren, bilgiden oluşan veriler gösterilebilir. Fakat burada amaç büyük verinin toplanması değil, bununla ilgili bir proje hazırlamamalısınız. Bu topladığınız büyük veriyi kullanabilmeniz sizi istiyoruz biz. Proje elinizi buna göre hazırlamanızı bekliyoruz. Bu hazırladığınız büyük veriyi üretim, planlama, stok takip, tedarik, pazarlama, yönetim, karar destek, lojistik, enerji kullanımı gibi iş süreçlerinden en az birini iyileştirecek ya da ihtiyaçlarına giderecek çözümler üretiyor olmalı. Hazırlayacağınız proje sonucunda oluşacak ürün. Şimdi biz projelerimizi değerlendirirken, biraz sonra anlatacağım, bir puanlama yapılıyor ve bunun üzerinden değerlendirmeniz yapılıyor. 100 puan üzerinden 30 puanlık teknik kısımda bir değerlendirme esas alınıyor. Burada büyük veriyle ilgili dikkate alınacak hususlar şunlar. Verilerin işlenerek kullanılır hale getirilmesiyle ilgili yöntemlerin teknik olarak açıklanması gerekmekte. Kullanılacak verilerin ve işleme yöntemlerinin ilişkili iş süreçlerinde iyileştirme sağlama açısından etkinliği önemli. Ayrıca proje konusu ürünün dijital teknolojilere entegre olabilme kabiliyetleri yine puanlamaya esas puanlamada esas alınacak noktalar. Bir diğer konumuz nesnelerin interneti. Nesnelerin interneti uygulamaları internet, kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesnelerin, işte makineler, robotlar, araçlar, sensörler gibi bunların birbirleriyle arasındaki iletişimi veya
bu nesillerden merkezi veri tabanlı veya bulut sistemindeki veri transferlerinin altyapısını oluşturarak imalat tesislerinde, lojistikte veya kalite kontrollerde dijitalleşme düzeyini artıran sistemlerdir. Sunucular üzerindeki yazılım çözümleri ile güncel ve geçmiş verileri değerlendirerek nesnelere ilişkin eylemleri hayata geçirilmektedir. Bu eylemler bazı durumlarda ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi veya ikazı şeklinde gerçekleşirken bazı durumlarda ise üretim sistemlerinde motor hareketi, anahtarlama, çevresel koşulların değişmesi gibi fiziksel değişikliklerle de sonuçlanabilmektedir. Yine aynı şekilde nesillerin internetinde de nesillerin internet uygulamalarını kullanmak şartıyla üretim proseslerinizin izlenmesi ya da kontrolü, stok kontrolü, kalite kontrolü, lojistik, enerji kullanımı gibi iş süreçlerinden en az birini iyileştirecek ya da ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmalı. Nesillerin interneti konusunda puanlamada esas alınacak noktalar, transfer edilecek verilerle ilgili elektronik ve yazılımsal altyapının çalışma şeklinde açıklanıyor olması gerekmekte. Transfer edilecek verilerin ve sistem verileri değerlendirilerek göstereceği tepkilerin ilişkili iş süreçlerini iyileştirme. Bu verimlilik olabilir, maliyet olabilir, hız olabilir, kaynak optimizasyonu olabilir. Bunlar açısından etkinliği önemli. Varsa sistemin farklı firmaların modülü, mamulü olan fiziksel nesnenin iletişimini sağlayabilme kabiliyetleri ve yine proje konusu ürünün dijital teknolojilere entegre olabilme kabiliyetleri puanlamada esas alınacaktır. Bir diğer konumuz endüstriyel robotlar. Endüstriyel robotlar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan, sabit konumlu veya hareketli olabilen, 3 ya da daha fazla programlanabilir eksene sahip, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir, çok amaçlı, mafsal kollu cihazlardır. Bunlar imalat sanayinde genelde nerede kullanılıyor? Malzemelerin ya da parçaların taşınmasında, birleştirilmesi, sökülmesi, sıralanması, temizlenmesi, parlatılması, kesilmesi, perçinlenmesi gibi işlemlerde ya da kaynak, boyama, stoklama, yükleme, boşaltma, döküm, kontrollerde, ölçüm optimizasyonlarında kullanılabiliyor. Bunlar enerji verimliliği, enerji kullanımında verimlilik sağlayabilirler. Üretimle ilgili tehlikeli ve riskli yerlerde yapılacak diğer farklı işlemleri de gerçekleştirebilirler. Burada da amaç endüstriyel bir robot alımı değil, bu robotu kullanmak suretiyle yine işletmenin üretim, kontrol, test, ölçüm, stok veya yükleme boşaltma, enerji kullanımı gibi iş süreçlerinden en az birini iyileştirecek ya da ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretiyor olmasını bekliyoruz biz. Endüstriyel robotlarda puanlamada dikkat edilecek hususlar, proje konusu ürünün dijital teknolojilere entegre olabilme kabiliyetlerin, işçilik maliyetlerini azaltmaya etkisi, ürün kalitesini arttırma ve standartlara uyumu sağlama kabiliyetleri, insan gücü ya da kabiliyetinin yetersiz olduğu iş gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetleri puanlamada esas alınacaktır. Akıllı sensörler. Akıllı sensörler, çip yönlü haberleşme arayüzlerine sahip, doğrudan algılanan veriyi analiz eden, makinelere kolay entegre olan ve daha düşük maliyetli sensörlerdir. Üretim tesislerinde nerelerde kullanılır? Önceden algılama ile proseslerin hızlı gelişen durumlara adapte edilmesi, verimliliğin arttırılması, arıza yönetimi, makine performans yönetimi, endüstriyel otomasyon uygulamaları gibi alanlarda kullanılmakta. Yine akıllı sensör alınma ile ilgili bir proje hazırlanmamalı. Bu akıllı sensör teknolojilerini kullanmak suretiyle yine işletmeninizin üretim veya üretiminde veya stok giriş çıkış proseslerinin izlenmesi ve kontrolünde, enerji kullanımı, yükleme boşaltma, bakım, hata önlemi gibi iş süreçlerinden en az birini iyileştirecek ya da çözüm üretiyor olması gerekmekte. Yine proje konusu ürününüzün dijital teknolojilere entegre olabilme kabiliyetleri puanlamada esas alınacaktır. Bir diğer konumuz yapay zeka. Yapay zeka, öğrenerek ve öğrendiklerinden kendi çıkarımlarını yaparak insan zekasını taklit eden teknolojilerdir. Yapay zeka teknolojileri sayesinde siber fiziksel sistemler insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelebilmekte. Yapay zekanın imalat sanayinde kullanımına örnek verecek olursak, proses ve sensörlerden gelen verilerin tamamen veya kısmen otonom bir şekilde önleyici ya da optimize edici aksiyonlara çevrilmesi,
veriye dayalı otonom hata önleme, kestirimci bakım, veriye dayalı otonom stok kontrollerini gösterebiliriz. Burada da amaç yapay zekayı kullanmak, yapay zeka teknolojilerini kullanmak suretiyle yine işletmenizin üretim proseslerinin izlenmesi veya kontrolü, planlama, stok yönetimi, bakım, enerji kullanımı, hata önleme gibi iş süreçlerinden en az birini iyileştirecek ya da ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olması gerekmekte. Yine proje konusu ürününüzün dijital teknolojilere entegre olabilme kabiliyetleri puanlamada esas alınacaktır. Bir diğer konumuz siber güvenlik. Siber güvenlik teknolojileri ağları, bilgisayarları, programları ve verileri siber saldırılardan koruyan teknolojilerdir. Bunları örnek verecek olursak, üretim sistemindeki makine ve cihazlardan gelen verilerin sadece yetkili kişilerin erişimine açık tutulması, verilerin güvenliğinin sağlanması, veri doğruluğunun saptanabilmesi olabilir. Yine aynı şekilde siber güvenlik teknolojisini kullanarak üretim iş süreçlerindeki verilerin tek başına veya bununla birlikte tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik iş süreçlerinden en az birini veya birkaçını siber güvenlik açısından ihtiyaçlarını gideriyor olması gerekmekte. Burada esas olan tehditlere karşı otonom karar alabilme kabiliyeti ve bulut platformlar kullanıldığında oluşacak risk ve tehditlerin önlenmesi kabiliyeti esas alınacak puanlamada, dikkat alınacak. Bir diğer konumuz akıllı ve esnek otomasyon sistemleri. Akıllı ve esnek otomasyon sistemleri ürün çeşitliliği fazla olan işletmelerde aynı grupta olup farklılık gösteren parçaları ya da ürünleri insan müdahalesiyle önemli bir değişiklik yapılmadan ve tezgah duruşuna gerek kalmadan üretebilme ya da test edebilme kabiliyetine sahip üretim ya da kontrol sistemleridir. Malzemeler bir ana bilgisayar kontrolünde otomatik bantlarla ya da taşıyıcılarla hareket edebilmekte bu sistemde. Örnek verecek olsak etiket sensörleri ile üretim bandındaki ürünün algılanarak ilgili ürünün türüne özel işlem gerekliliklerinin yerine getirilmesi verilebilir. Yine aynı şekilde burada da bir otomasyon sisteminin kurulumu olmamalı projeniz. Bu otomasyon teknolojilerini kullanarak sizin işletmenizin üretim, test, kalite kontrol, enerji kullanımı gibi iş süreçlerinizden en az birini iyileştiriyor ya da ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmanız gerekmekte. Burada sadece otomatik bant veya taşıyıcı sistemlerin sistem elemanlarının birbirinden haberdar olmasını sağlayan ana bilgisayar kontrolünün mevcut olmadığı münferit makineler yani CNC, pres, lazer kesim, plazma gibi bu makinelerin alımı için oluşturulacak projeler kapsam dışındadır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Akıllı ve esnek otomasyon sistemlerinde puanlamada dikkat edilecek hususlar sistemin işleyişindeki insan müdahalesini askeri indirme kabiliyetleri, ürün türüne göre gerekli olan tezgah ya da operasyon ayarlarını hızlı ve otomatik gerçekleştirebilme kabiliyetleri, hataları ya da değişiklikleri algılama ve sürecin ilerleyişini etkilenmeden giderme, adapte olma kabiliyetleri, yine aynı şekilde proje konusu ürünün dijital teknolojilere entegre olabilme kabiliyetleri gelmekte. Bir diğer konumuz ve son konumuz artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik teknolojisi gerçek hayatın veya durumların bilgisayar destekli olarak simüle edilmesi ve yapay biçimde yeniden oluşturulması. Artırılmış gerçeklik ise bilgisayar tarafından ses, görüntü, grafik ya da GPS verileriyle üretilen sanal nesnelerin gerçek dünya ortamına eklenmesi suretiyle eş zamanlı karma gerçeklik ortamının oluşturulmasıdır. İmalat sanayinde sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik kullanımına örnek verecek olursak, tehlikeli alanlarda veya deneme maliyeti yüksek olan konularda işbaşı eğitimi ya da mesleki eğitim amaçlı simülasyonlar, endüstriyel tasarımların ön izlemesi amaçlı simülasyonlar, montaj ve bakım gibi teknik operasyonların kılavuzlarını destekleyici simülasyonlar örnek olarak verilebilir. Yine aynı şekilde burada da bir sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik teknolojisini satın almak değil amaç, bunu kullanarak işletmenizde ürün tasarımı, üretim ilişkileri
verecek, ihtiyaçlarını giderecek çözümler olmalıdır. Burada dikkat edilecek hususlar, sınavlaştırma için kullanılacak verilerin ve kullanılacak yöntemlerin açıklanıyor olması ve yine dijital kapsamı programı kapsamı 1000 TL'ye kadar sadece ödemesi. Makine testi A'ya kadar hem yazılım 200 bin TL'ye kadar yine geri ödeme ve geri ödemesi. Pardon, sesiniz kesik kesik geliyor bana ama diğer katılımcılar da mı o şekilde duyuyor emin olamadım. Evet. Son bir dakikadır ne yazık ki kesinti var. Evet. Kübra'nın düştü galiba. Evet. Tamam, ben çünkü emin olamadım acaba benden mi kaynaklanıyor yoksa sunum Kübra Hanım'dan mı diye. Sıkıntı oldu sanırım. Kübra Hanım, merhaba. Kübra Hanım, dilerseniz görüntüyü, videoyu kapatıp sunuma devam edin. İnternet bağlantısında bir sorun olabilir sizin tarafınızda. Tamam. Son slide'ı tekrar alabilirsek, orada çok kesilmeler oldu çünkü. Tamam. Şu hemen başlıyorum. Buradan başlıyorum. Son slide bundan öncekiydi sanırım. Orada da biraz kesintiler oldu. Burası mıdır? Evet. Tamam. Son konumuza tekrar edeyim o zaman. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusu. Sanal gerçeklik teknolojisi, gerçek hayatın veya durumların bilgisayar destekli olarak simüle edilmesi ve yapay biçimde yeniden oluşturulması. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ise bilgisayar tarafından ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle üretilen sanal nesnelerin gerçek ortama eklenmesi suretiyle eş zamanlı karma gerçeklik ortamının oluşturulmasıdır. Buna örnek verecek olursak, tehlikeli alanlarda veya deneme maliyeti yüksek olan konularda eğitim ve mesleki eğitim amaçlı simülasyonlar, endüstriyel tasarımların ön izlemesi amaçlı simülasyonlar, montaj, bakım gibi teknik operasyonların kılavuzlarını destekleyici simülasyonlar verilebilir. Yine burada amaç bir arttırılmış ya da sanal gerçeklik alımı değil, bu teknolojileri kullanarak işletmenin ürün tasarımı, üretimine ilişkin eğitim, üretim, test, kalite kontrol gibi iş süreçlerinden en az birini iyileştiriyor olması gerekmekte. Burada puanlamaya da esas alınacak noktalar, sanallaştırma ile kullanılacak verilerin ve kullanılacak yöntemlerin iyi açıklanıyor olması gerekmekte. Yine proje konusu ürünün dijital teknolojilere entegre olma kabiliyetleri puanlamada esas alınacak. Proje kapsamında desteklenecek gider türleri personel, makine teçhizat, yazılım ve hizmet alanıdır. Personel için 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlamaktayız. Makine teçhizat için 600 bin TL'ye kadar hem geri ödemeli hem geri ödemesiz ikisi birlikte verilmekte. Yazılım için de yine 200 bin TL'ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destek sağlanmakta. Hizmet alımı için de 200 bin TL'ye kadar yine geri ödemeli ve geri ödemesiz destek sağlanmakta. Hizmet alanının içerisinde eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat ve fuarlar ve proje hazırlama danışmanlığı gelmekte. Bunları önemli hususları, giderlerle ilgili önemli hususlardan bahsetmek istiyorum. Personelin işletmede tam zamanlı çalışmalı. En fazla 6 personel için destek sağlayabiliriz. Bunlar mevcut 6 mevcut veya yeni personel desteklenebilir. Yeni personelden kastımız proje başlangıç tarihi itibariyle son 4 ay içerisinde işletmede çalışmayan ya da proje başlangıç tarihi itibariyle 30 gün içerisinde istihdam edilmiş personeller yeni personel olarak sayılacaktır.
Makine tesisatlarda makine tesisatının yeni olması şartını aramaktayız. Yazılımlarda lisans veya bulutlardan kullanım giderleri. Burada proje süresi içerisinde zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir bu lisans kullanımına. Ve yazılımla ilgili eğitim ve danışmanlık giderleri yazılım gideri adı altında talep edilmelidir. Burası dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. Ama sadece yazılımla ilgili eğitim ve danışmanlık giderleri. Proje hazırlama danışmanlık giderinde ise başvuru formunuzu bir danışmanla hazırladığınız zaman, ama bu danışmanın şartları var. Doktoru ve üstü düzeyde öğretim elemanlarından ya da seviye 6 KOBİ danışmanlığının olan kişilerden veya bakanlık tarafından bildirilen model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerden veya yetkinlik merkezlerinden aldıkları danışmanlık hizmetine destek veriliyor. Üst limitimiz 5.000 lira. Eğer bakanlık tarafından bildirilen model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden veya yetkinlik merkezlerinden alınmışsa üst limitimiz 10.000 lira olmakta. Bu bizim KOSGİB'in bütün desteklerinde geçerli olan kurallar. Biz hiçbir giderlerde kurulun uygun bulması halinde kurulun uygun gördüğü tutarlar üzerinden desteklenir ve KDV hariç olarak destek veririz. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt alımı ya da kiralaması, projeyle ilişkilendirilmemiş personel giderleri veya diğer maliyetler, vergi, stopaj resmi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri bu destek programında da desteklenmemekte. Proje başlangıç tarihinden itibaren kurul kararının evrak kayda alındığı tarihtir bu. Bu tarihten itibaren yaptığınız harcamalar da yine proje kapsamında desteklenmez. Süreç nasıl olacak? En başta söylediğim gibi 7 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında proje başvuru takviminiz ve projelerinizin başvurusunu yapabilirsiniz. İlk kontrol uzmanınız tarafından 18-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 5 iş günü. Gerekli bir düzeltme varsa bunun için 26 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında işletmeye bir süre tanımlıyoruz. Son kontrollerimiz 2-6 Haziran arasında uzmanın tarafından son kontrolleri yapılıp kurula sevk ediliyor. Kurul değerlendirmemiz iki aşamada yapılıyor. Birinci aşamada online, yani sizin sadece projeniz üzerinden yapılacak bir değerlendirme. Bu yüzden projenizde yapmak istediğiniz şeyi iyi anlatmanız gerekiyor. Burada 100 puan üzerinden 40 puanı geçemeyen projeler bu aşamada elenecekler. Bir sonraki aşamaya geçemeyecekler. 40 puanı geçen işletmeler ikinci aşamaya, yani toplantılar kısmına geçecek. Burada yüz yüze, muhtemelen bu pandemi dolayısıyla online olacak yine, ama projenizi anlatacağınız kısma geçecek. Burada da 100 puan üzerinden 60 puanlı alan işletmeler desteklenecek. 16 Temmuz 2021 gibi artık bildirimlerin yapılması planlanmakta. Tabii bu tarihler değişebilir. Sonra da 15 günlük bir itiraz sürecimiz var. Başvuru formunu doldururken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle az önce de söylediğim gibi projeniz ilk aşamada sizin yazdığınız form üzerinden değerlendirici için anlatacağım yalın ve anlaşılır ifadeler kullanmalısınız ve ne yapmak istediğinizi net bir şekilde, faaliyetlerinizi net bir şekilde belirtmeniz gerekmekte. Ayrıca sisteme proforma faturalarını ve fiyat tekliflerini mutlaka ek olarak yüklemeli ve bunların birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani faturanızda 1000 lira yazan şeyi siz oradan 3000 lira diye talep etmemelisiniz. Birbiriyle uyumlu olması gerekmekte. Bir diğer önemli hususu proje faaliyet zaman planınız. Çünkü projeniz onaylandığı zaman bu zaman planına göre izlemeleriniz yapılacak ve ödemeleriniz bu zaman planına göre yapılacak. Bu yüzden faaliyet zaman planınızı iyi oluşturmalı ve detaylı bir şekilde belirtiyor olmanız gerekmekte. Bunu oluştururken yine aynı zamanda proje başlangıç ve bitiş tarihlerinize göre muhtemel oluşabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurarak oluşturmalısınız. Ve projenizi hazırlarken bizim internet sayfamızda da yayınlanmış proje başvuruya uygulama kılavuzumuz var. Bunu da dikkatlice incelediğiniz zaman zaten çok da rahatlıkla hazırlayabileceğinizi düşünüyorum.
Proje formunun, başvuru formunun içinde yer alması gereken belgeler var. Bunları mutlaka yüklemeniz gerekiyor. Yüklememeniz durumunda yok sayılacak ve projeniz doğrudan reddedilebilir. Örneğin bu çağrı için satın alma niyet beyanının mutlaka olması gerekiyor. Ya da projeniz bir ticaretleştirmeye yönelik bir proje ise ARGE merkezinden ya da işte kamu kurumlarından desteklenmiş olması lazım. Bunun evranını mutlaka ek olarak yüklemeniz gerekiyor. Yüklenmemesi durumunda biz yokmuş gibi işlem yapmak zorunda kalıyoruz çünkü. Ayrıca ek puan getirecek hususlar var. Yine bunlar çağrı metninde yer almakta. Bunları da eğer ek olarak yüklemediğiniz durumunda ek puan alamayacaksınız. Teşekkür ederim. 2021'e bir çağrısı bu kadar. Bir de iki çağrısı var. Oytun'um anlatayım mı? Siz bir anlatırsınız. İsterseniz ikiyle de ben devam edeyim. Siz de biraz dinlenmiş olun Kübra Hanım'ı. Tamam, teşekkür ederim. Zaten çağrı çok benzer. Sadece ufak tefek farklılıklar var. Şimdi bir Kübra Hanım'ın bahsetmiş olduğu birinci çağrıda teknoloji üreticisi olan KOBİ'lerimiz esastı. Bu çağrıda ise aslında bu üretilen teknolojileri kullanan KOBİ'lerimiz esas oluyor. Yine proje başvurularımız 1 Nisan ve 17 Mayıs arasında. Bu çağrımız aslında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması çağrımızın adı. Yine kimler başvurabiliyor? NACE Revizyon 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor. Yani burada hani bir öncekindeki NACE kısıtlarından farklı olarak burada imalat sanayide yer alan bütün işletmelerimiz buna başvuru yapabilecekler. Ölçek olarak KOBİ ölçeğinde olan yine bütün işletmelerimiz başvuru yapabiliyorlar. KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve KOBİ beyannamesinin onaylı olması gerekiyor işletmenin bu çağrıya başvurabilmesi için. 2019-2020 yılları KOBİ beyannamesindeki nesne hasılatının herhangi birinin 500 bin ve üzerinde olması gerekiyor. Proje bütçesinde yine 2019 ve 2020 yıllarının satış hasılatından yüksek olmaması gerekiyor. Yani hangisininki daha yüksekse ona göre değerlendirebilirsiniz. Ama bunu aşamaz proje bütçesi. Proje hazırlanırken yani bu bütçe göz önüne alınarak bir hazırlık yapılması gerekiyor. Yine bir önceki şartlar bunda da var. KOBİGEL proje kapsamında başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan bir işletmeniz, bir projeniz olmuşsa 2 yıl süreyle bu program kapsamında yeni başvuru yapamıyorsunuz. Başarı tamamlandıktan sonra da en az 1 yıl sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Yani hani mevcutta sonlandırılmış ya da yeni tamamlanmış bir KOBİGEL'iniz varsa bu çağrıya ne yazık ki başvuru yapamayacaksınız. Ama yine benzer şekilde devam eden KOBİGEL'iniz varsa da bu çağrıya başvuru yapamıyorsunuz. Ama onun haricinde yeni projelerle başvuru yapabilirsiniz. Proje süresi en az 8 ay, en fazla 16 ay olabiliyor. Geri ödemesi olarak 300 bin lira, geri ödemeli 700 bin liraya kadar destek verilebiliyor, toplamda 1 milyon. Destek oranı %60 ama bu destek geri ödemeli ve geri ödemesiz beraber veriliyor. Yani yaptığınız bir harcamanın %60 oranında destek sağlanıyor. Bu %60'ın da %30'u geri ödemesiz, %70'i geri ödemeli olarak sağlanıyor bu destek. %50 oranında da erken ödeme alabiliyorsunuz. Erken ödeme ne demek? Projeniz başladıktan sonra ilk 4 ay içinde henüz herhangi bir harcama yapmamışsanız da teminat mektubu karşılığında size kurul kararında belirtilen rakam kadar, zaten bunu kurulda göreceksiniz, bir erken ödeme yapılabiliyor. Daha sonra siz gider gerçekleşmelerinizi yaptıkça, harcamalarınızı yaptıkça bu erken ödeme tutarından mahsup ediliyor size ödenecek olan tutar. Ama burada önemli olan şu ki erken ödemede teminat mektubu şartımız var. Proje konularımız yine aynı aslında. 8 tane konu başlığı var. Ama daha en başta da bahsettiğim gibi hani bunları üreten değil, bunları kullanan işletmeler olacak. Yani büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı,
imalat sanayide nesnelerin interneti, endüstriyel robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, imalat sanayide siber güvenlik, imalat sanayide akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, imalat sanayide artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri. Yani bu 8 konu başlığı yine aynı aslında. Bu konu başlığından en az bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Ama birkaç tanesi entegre olarak da çalışabilir. Yani siz ana başlık bir tane seçersiniz ama bunun altında diğer başlıklar da onunla beraber çalışıyordur. Bu şekilde de adapte edebilirsiniz, uygulayabilirsiniz veya uyarlayabilirsiniz bu teknolojilerden bir veya birkaçını. İmalatçı KOBİ'lerde yine bu edinecekleri teknolojileri yerli firmalardan karşılamaları halinde olumlu yönde dikkate alınıyor. Yani bu durum değerlendirilirken olumlu olarak değerlendiriliyor. Yani bu teknolojileri yerli teknoloji üreticilerini de desteklemek amacıyla aslında bu şekilde bir uygulamamız var. Burada bu konu başlıklarını tek tek anlatmayacağım çünkü Kübra Hanım anlattı zaten. Her bir konu başlığının alt başlıkları da aynı, kırılımları da aynı. Dediğim gibi birincisinde anlatılan bu teknoloji üretenler de burada da üreten o teknolojileri kullanan, kendi bünyesini adapte eden, entegre eden belki, bu sisteme entegre eden işletmeler bu 2021'e 2 charge kapsamında başvuru yapabiliyorlar. Giderlerimizde personel 90 bin liraya kadar geri ödemesiz olarak veriliyor. Makine teçhizat 600 bin liraya kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz. Yazılım 300 bin TL'ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz. Hizmet alımının altında da 4 başlık halinde 200 bin liraya kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler var. Burada yazılımla ilgili eğitimler veya danışmanlıklar da yine yazılım başlığının altında değerlendiriliyor. Yani 200 bin liralık, 300 bin liralık rakama bunlar da dahil olarak değerlendiriliyor. Hizmet alım dediğimiz diğer giderlerle de projeyle ilişkilendirilmiş olan giderlerdir. Yani proje kapsamında belki o sürecin entegrasyonu, işletmenin geçiş süreciyle ilgili alınacak eğitim veya danışmanlık olabilir. Sonunda yaptırılacak olan testler söz konusu olabilir veya da proje hazırlama danışmanlığı olabilir. Personel desteğinde işletmede tam zamanlı olarak çalışması gerekiyor. En fazla ikisi mevcut, kalan yeni olmak üzere en fazla 4 personel desteklenebiliyor burada. Bir öncekinde 6'ydı, burada 4 olarak bir farklılık var. Burada tabii yeni personelden kastımız ne? İşletmede son 4 ay içinde işletmede çalışmamış veya proje başlangıç tarihi itibariyle en geç 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni olarak sayılıyor. Personel desteğinde şöyle bir katlar var. Hesaplanırken, destek hesaplaması yapılırken bizim bir mevcut kat sayılarımız var. Bunlarla net asgari ücret çarpılarak bir rakam elde ediliyor. Bu da işletmenin SGK primiyle karşılaştırılarak hangisi de daha düşükse oradan ödeme yapılıyor. Ön lisansta 1.25, lisansta 1.5, yüksek lisansta 1.75, doktorada da 2 katı olarak uygulanıyor bu hesaplamalar. Makine teçhizat kapsamında alınacak olan makine teçhizatların yeni olması gerekiyor. İkinci eller bu kapsamda değerlendirilemiyor. Teçhizat olarak hani ne değerlendirilebilir? Biraz buradan soru geliyordu. Kalıp, bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen malzemeler. Yani burada bazı malzemeler hani sarf gibi oluyor, harcandıkça bitiyor. Bunlar dahil değil ama tükenmeyenler dahil olacaktır. Yazılımda iki tür husus var. Bir tanesi normal yazılım veya lisanslanmış yazılım veya da bulut kullanımı, hani aylık süreli olarak kullanımlar söz konusu olabiliyor. Bu kullanımlarda proje süresi içindeki zamanla sınırlı olmak kaydıyla yine desteklenebiliyor. Yine yazılıma ilişkin eğitim ve danışmanlıklarda bu kapsamda desteklenebiliyor. Proje hazırlama danışmanlığında Kübra Hanım da bahsetmişti, kısaca bahsedeyim. Burada belirli şartlar var. Ya KOBİ danışmanı seviye 6 belgesine sahip olacak. Ya KOBİ rehberliği ve teknik danışmanlık hizmetleri kapsamındaki yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş olacak. Ya da bakanlık tarafından bildirilen model fabrika, dijital dönüşüm merkezi ve veya yetkinlik merkezlerinden alınan danışmanlık hizmetleri proje hazırlama danışmanlığı için desteklenebilecek.
Destek üst limiti 5000 lira ama model fabrika ve yetkinlik merkezlerinden alınmışsa o zaman 10.000 lira olarak destek alınabiliyor. Giderler şu şekilde belirleniyor. Sizi projeniz kapsamında bir faaliyet iş zaman planı ve bu iş zaman planına göre giderler belirliyorsunuz. Projenizi yazıyorsunuz. Projeniz kapsamında da kurul tarafından giderleriniz faaliyetlerle ilişkisi değerlendirilerek tabii projeniz yeterli puanı alıp desteklenmeye hak kazanırsa hani bu kısımdan olduğu zaman bu kısma geçiyoruz. Kurulun uygun gördüğü tutarlar üzerinden destek sağlanıyor. Destek tutarlarında KDV hariç olarak bir destek sağlanıyor. Gayrimenkul, bina, inşaat, tadilat, tefrişat, taşıt aracı alınma, kiralama gibi giderler bu proje kapsamında desteklenemiyor. Yine vergi, resmi harçlar, sosyal yükümlülükler gibi giderler de desteklenemiyor. Proje başlangıç tarihinden önce yapılan harcamalar, yani sizin kuruldan geçip de projeniz başladıktan sonra gider harcamasına başlamanız gerekiyor. Bundan önceki giderler ne yazık ki desteklenemiyor. Burada sadece proje hazırlama danışmanlığı bu kapsamda istisna tutuluyor. Çünkü o önce yapılan bir harcama olduğu için. Başvuru süreci nasıl oluyor? İşletme başvuru formunu sistem üzerinden dolduruyor. Gerekli belgeleri yüklüyor sisteme. Tabii ki bunların hepsini son saate kadar yapmak gerekiyor. Yani belirtilen son saatten önce bu başvuruların tamamlanmış olması gerekiyor. Herhangi bir belge elden teslim edilmiyor. Her şey sistem üzerinden yapılıyor. Ancak sistem üzerinden başvuru yaparken son vakte bırakmamanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Sistemsel sıkıntılar olabiliyor veya bir şekilde onaylayamayabiliyorsunuz, yoğunluk olabiliyor. O yüzden son vakte bırakmamanızı öneriyoruz. Başvuru sürecimiz yine 7 Nisan ile 17 Mayıs arasında. Son başvuru tarihi tekrar etmek istiyorum. 17 Mayıs saat 23.59. Bundan bu tarihe kadar onaylanmayan başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınamıyor. Kontrol sürecimiz 18-25 Mayıs arasında. Daha sonra düzeltilmesi gereken hususlar varsa tarafınıza bildiriliyor. Yine 5 günlük bir düzeltme süreniz oluyor. Sonra da bizim son kontrollerimiz oluyor ve kurul aşamasına sevk ediliyorsunuz. Burada iki aşamalı olarak yapılıyor. Kübra'nın da bahsetmişti. Birinci aşama sadece projeniz incelenerek, projeniz ve ekleriniz incelenerek kağıt üzerinden yapılan bir değerlendirme. Projenizi o yüzden iyi anlatmanız, iyi ifade etmeniz, belirtilmesi gereken noktalara dikkat etmeniz önemli. Çünkü ikinci aşamaya geçemiyorsunuz eğer birinci aşamada 40 ve üzeri puan alamazsanız. İkinci aşama ise kurul toplantısı şeklinde oluyor. Bir kurulla davet ediliyorsunuz, projenizi anlatıyorsunuz ve bu şekilde bir değerlendirme oluyor. Burada da yine 60 puan ve üzeri olan işletmeler bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan sıralanarak kabul edilebiliyor. 16 Temmuz 2021'de de bildirimlerin yapılması planlanıyor şu anda eğer bir sarkma olmazsa. 15 günlük de itiraz süremiz var Kübra Hanım'ın da bahsettiği gibi. Yani genel olarak bu şekilde çok fazla ayrıntıya girmek istemedim çünkü aynılarını Kübra Hanım da bahsetmişti tekrar olacaktı. O yüzden hani genel anlamda bu şekilde ama sorusu olan işletmelerimizin veya hani özellikle belirtmemizi istediğiniz noktalar varsa bunlar üzerinden devam edebiliriz. Ya da Oğuzhan Hocam'ın da bahsettiği gibi hani böyle ne konularda takılıyor işletmeler, nereye dikkat etmemiz gerekiyor bunlar üzerinde de şimdi devam edebiliriz. Çok teşekkürler Kübra Hanım ve Oytun Hanım sunum için. O zaman sorular varsa katılımcılardan soruları alabiliriz. Chat üzerinden ya da mikrofonunuzu açıp direkt de sorabilirsiniz. Sorular gelirken, evet bir tane geldi. Artırılmış gerçeklik uygulamaları doğrudan imalat faaliyeti dışında işletmelerin pazarlama faaliyetleri içinde kullanılabilecek mi acaba? Örneğin ihracat amaçlı artırılmış gerçeklik ile 3D katalog hazırlanması, Eray Bey sormuş. Bu konuda Kübra Hanım ya da Oytun Hanım cevabımız var mı? Şimdi soruyu okuyorum da tekrar.
Soruyu şöyle anlıyorum, doğru anladım herhalde. Bu artırılmış gerçeklik uygulamalarını imalatta değil de pazarlamada kullanmak istiyorum diyor. Doğru mudur? Şimdi bu çağrının amacı zaten imalat sanayine yönelik ve imalattaki bir faaliyetinize yönelik yapmanız gerekiyor. O yüzden bununla ilgili bir şeyde kullanmanızı bekliyoruz açıkçası. Sadece ihracatınızı arttırmak için yapacağınız proje olumlu değerlendirilmeyebilir. Ben burada müsaade ederseniz şeye gireyim. Şimdi bizim teklif çağrımızın çok dikkatli okunması gerekiyor. Teklif çağrısının arkasında 8 konu başlığının şeyi var, açıklaması var ve kenarlarında da bizlerin o başlıklar altında nelere dikkat edeceğimiz veya işte projeyi sizin sunacak olan işletmelerin nelere dikkat etmesi gerektiği ile alakalı açıklamalar var. Şimdi siz sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikle alakalı bir kafanızda proje varsa, bunun uygulamaları ile alakalı bir tereddüt yaşıyorsanız, bizim kılavuzumuza baktığınızda şunu diyor kılavuzumuz: sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılmak suretiyle imalat sanayi sektörü işletmesinin ürün tasarımı, üretime ilişkin eğitim, üretim, test, kalite kontrol iş süreçlerinden en az birini iyileştirmesini bekliyoruz biz. Yani burada hangi konularda imalat, tabii faydalanıcı olan imalatçı olacak, onun da hangi alanlarda şeyden, gelişmeden, dönüşümden faydalanacağı ile alakalı da ipuçları zaten var. Yani kılavuzdan veya işte çağrıdan bakarsanız şey yapabilirsiniz, kafanızda bir kurgu yapabilirsiniz. Az önce mesela sadece şey, pazarlama ile alakalı kısım beklemiyoruz şeyde, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikte. Ne istiyoruz? Ürün tasarımı, üretime ilişkin eğitim, üretim, test, kalite kontrol süreçlerinden en az bir tanesini iyileştirmesini bekleyeceğiz. Teşekkürler İbrahim Bey. Yasemin Hanım başka bir soru soruyor. Pandemi nedeniyle 21 tam gün kapanmadan bahsediyor. Bir tarih, ileri bir tarihe atılabilir mi diyor başvuru. Böyle bir şey var mı gündemde? Şu an için yok. Bize ulaşmış böyle bir durum söz konusu değil. Yani gelirse zaten hem internet sayfamızdan paylaşırız. Dolayısıyla bir şekilde işletmelerimizin haberi olacaktır ertelemeyle alakalı, ama yani KOSGEB bütün iş ve işlemlerini online ortamda e-devlet üzerinden yaptığı için böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Çok zannetmiyorum. Çünkü planlaması yapılmış, bütün sürecin planlaması yapılmış. Çok olası görmüyorum ben ertelemeyi. Teşekkürler. Mithat Bey, karı 2021-1 bir de 2021-2 program toplam bütçelerini sormuş. Belli mi? Toplam ayrılacak bütçeyle alakalı mı? Tabii. Şu anda bize ulaşmış, yani illaki bellidir de bunu bizimle paylaşmadılar. Onu belirteyim. Daha önceki çağrılarda paylaşılmıştı. Herhalde o yüzden soruyorlar. Bir önceki çağrıda toplam bütçede yer alıyordu. Muhtemelen evet. Onun için soruyordur. Şu anda böyle bir açıklama yok. Ya bu bütçeye takılmıyoruz şeyde, yani genel itibariyle söyleyeyim. Genel itibariyle bu çağrılarda bütçelere takılmıyoruz KOBİGEL çağrılarında. Dolayısıyla özellikle bir çağrısında biz gelecek başvurular, uygun başvuruların hemen hemen hepsini destekleyebiliriz diye düşünüyorum, uygun olanlarını. Dolayısıyla bir bizim için önemli, bir kapsamında biz işletmelerimizden uygun başvuruları bekliyoruz. Teşekkürler. Ecmel Genç sormuş. Merhabalar, sunumlarınız için teşekkür ederiz. 2022 çağrısında aktif projemiz varken 2021-1'e başvuru yapmamız mümkün olur mu? Ne yazık ki sonunda da belirtmiş oldunuz. Söylemiştiniz, evet. Başvuru yapamayacaklarını. Başka soru yok chat kısmında. Sorusu olan yazabilir. Bu sırada da biz TİO'ları alabiliriz belki. Siz mi başlarsınız İbrahim Bey, ben mi başlayayım? Hocam müsaade ederseniz ben çok kısa başlayayım. Sonra siz devam edersiniz. Birincisi, değerli arkadaşlar, projelerinizi hazırlarken bizim az önce de belirttiğim proje teklif çağrısını
yanınıza alın. O çağrıda her şey detaylı şekilde yer alıyor. Yani bizim referans aldığımız nokta da orası. Şimdi atıyorum büyük veriyle alakalı bir proje yazacaksanız büyük veriyle alakalı açıklamaları muhakkak okuyun. Büyük veri dediğimiz zaman işletmeler hemen şunlara kafasında canlandırıyorlar. İşte bir CRM alacağım veya bir ERP alacağım, oradan verileri toplayacağım. Tamam, biz bunu istemiyoruz. Sadece veri toplamak değil, işte makinelerden veri almak da değil, bir verileri toplamak değil. O verilerin bir şekilde otonom veya kısmen otonom olarak analiz edilmesini istiyoruz. Bizim asıl ilgilendiğimiz nokta burası. Yani veriyi toplamakla ilgilenmiyoruz. Toplanan verinin analiziyle ilgileniyoruz. Büyük veriyle alakalı kısımda. Dolayısıyla böyle hangi projeyle alakalı ürün geliştirecekseniz onunla alakalı başlığı çok uzun değil. Yani her kısım belki de işte 70-80 tane kelimeden oluşuyor. Okumanızı tavsiye ediyorum. Yoksa yanlış anlaşılır. Çok iyi bir proje yazdığınızı düşünüyorsunuz ama işte oradan veriyi toplayacağım, buradan veriyi toplayacağım deyip bunun önüne geliyor. 0 puan alıyor. Çünkü verinin işlenmesiyle alakalı projede hiçbir şey olmuyor. 0'la beraber gidiyor yani. Siz çok iyi bir proje zannediyorsunuz onu ama 0 puan alabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bizim için çok önemli. Diğeri de özellikle bir çağrısında sıfırdan bir ürün geliştirmenizi istemiyoruz. Bir çağrısında en az prototip seviyesinde bir ürününüzün olması gerekiyor. Bizler bir çağrısını değerlendirirken işletmelerin girip internet sayfalarına bakıyoruz. Böyle bir ürünü varmış işte başvuru formlarından arıyoruz. Yani öncelikle bir çağrısını sizin için söylüyorum. Teknopark'taki işletmelerimiz için bir çağrısına başvuru yapacaksanız ilk önce mevcuttaki bir ürününüzün tarifini yapacaksınız. Akabinde de bu ürün üzerine neleri koyacaksınız? Hangi modülleri ekleyeceksiniz? Hangi tasarımsal geliştirmeleri yapacaksınız vesaire? Bunları ekleyeceksiniz. Dolayısıyla burası da önemli. Bazı işletmelerimiz öyle projelerle geliyor ki hakikaten mükemmel. Ama baştan aşağı ARGE projesi yani sıfırdan ürünü gerçekleştirecek işletmeler geliyor. Bunlar da 0 puan alıyor. Çünkü bu çağrı kapsamında önemli olan bizim için sıfırdan başlamak değil, prototipin üzerine bir şeyler inşa etmek. Biraz daha hani süreci kısaltmak esasında. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Yani genel itibariyle karşılaştığımız hususlar bunlar. Benim söylemek istediklerim şimdilik bunlar. Oğuzhan Hocama sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Bey. Siz en baştan sıfır alanlara bir miktar şey açtınız, yer açtınız. Ben de oraya geçenler için ufak önerilerde bulunayım. Hani bu fatal hataları yapmadınız, çok önemli hataları yapmadınız ve birinci aşamayı geçtiğinizi varsayalım. Aslında onu geçerken de problem var ama şöyle, proje dokümanı üzerinden birinci aşama değerlendiriliyor. Yani proje dokümanında ne yazıyorsa hakemler bunu değerlendiriyor. Birbirinden bağımsız değerlendiriyorlar. Sonra puanlama ortaya çıkıyor. Bunların bir ortalaması alınıyor. Dolayısıyla dokümanın çok anlaşılır olması gerekiyor. Yapacağınız işin çok net bir şekilde ifade edilmiş olması gerekiyor. Çağrı ile ilişkisinin net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Eğer buralarda eksik varsa hakemler doğal olarak bunlara düşük puan veriyor ve ilk aşamayı geçemiyorsunuz. Hani derdinizi anlatamadan, yüzde derdinizi anlatamadan projeniz elenmiş oluyor. İkinci aşamaya gelirken de yine benzer bir durum var. İkinci aşamada da aslında bizim için hakem heyeti için referans doküman yine proje öneri dokümanı. Hani siz sunumda başka bir şeyler yapacağınızı anlatsanız bile günün sonunda bağlayıcı doküman şey dokümanı nedir? Proje teklifi ya da sizin proje öneri dokümanınız. Şöyle durumlarla karşılaştık. Firma proje yazma işini bir başka firmaya ya da proje yazan birilerine danışmanlık alarak outsource etmiş, oraya yazdırmış. Şimdi dokümanda yazan başka bir şey, işletme sahibinin anlattığı başka bir şey. Diyor ki ben böyle bir şey yazacağım, yapacağım diyor işletme sahibi ama dokümanda öyle yazmıyor. Dolayısıyla hani dokümana tam hakimiyet, ne yazıldığını, ne yapıldığını iyi takip etmek gerekiyor. Hani birilerine bu işi verdiniz, sizin için yapacak diye dokümana hakim olmadan o dokümanı göndermeyin. Orası çok kritik. Bir de yine İbrahim Bey net bir şekilde söyledi, Oytun Hanım da Kübra'm da bahsetti. 8 konu başlığının her birinin altında aslında çağrı dokümanında açıklamalar var. O açıklamaları çok net okumak lazım. İşte akıllı sensörler denildiğinde ne kastediliyor? Aslında orada net bir şekilde yazılmış. Hani standart bir sensör alıp bir yere takmak akıllı sensör uygulaması olmuyor. Akıllı sensör nedir? Nasıl kullanılır? İşte üzerinde veri işleme yeteneğinin olması gerekir gibi çeşitli detaylar var. Bu detaylar için dokümanı çok dikkatli bir şekilde okumak gerekiyor. Aksi durumda hani benim projem çok iyiydi, niye reddettiler, benim projem anlaşılmadı gibi yakınmalarla karşılaşabiliyorsunuz ya da bu yakınmalarla işte KOS gibi başvurularda bulunabiliyor. Olabildiğince
kılavuzu, yönlendirmeleri takip ederek bu başvurular hazırlanırsa çok rahat bir şekilde bu süreç geçilir. Aslında kurul olabildiğince iyi niyetli, hani destekleyecek proje arıyoruz diyebilirim neredeyse. Hani belki İbrahim Bey de katılır. Bu çağrılara başvuru oldukça az. Dolayısıyla hani böyle eli yüzü düzgün, gerçekten çağrıya uyan projeleri desteklemek için kurul da gayet iyi niyetli, olumlu bir şekilde projeleri değerlendiriyor. Genel olarak hani şeyde hata yapılıyor. Çerçevede, kapsamda, çağrıya uygunlukta çok ciddi hatalar yapılıyor. Oralara özellikle dikkat etmek gerekir diye hatırlatmış olayım ben de. Çok teşekkürler tiyolar için de. Oytun Hanım aslında bir konuda daha sunumuna devam edecek. Bir 15 dakikası daha varsa katılımcıların, hazır kendilerini burada yakalamışken, kritik teknolojilerde Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projelerin desteklenmeleri konusunda devam eden bir sunum var. Herkes için uygun olursa o şekilde de devam etmek istiyoruz bir 15 dakika kadar. Çok güzel başlıkmış. Benim ilgimi çekti. Tamamdır. İtiraz gelmedi. Oytun Hanım buyurun. Kobiger ile ilgili herhalde sorular da bitti. Hani şu anda yok başka soru. Bir soru daha geldi galiba. Son bir soru geldi şu anda. Evet, Furkan Bey sormuş. Satın alma niyet beyanı istemesinin gerekçesi nedir? Oytun Hanım ya da Kübra Hanım cevap var mı sizden ya da İbrahim Bey? Şöyle, satın alma niyet mektubunu istememizin gerekçesi şu. Biz biraz da olsa işletmelerimizin daha doğrusu bir çağrısında teknoloji geliştirici olan işletmelerimizin geliştirecekleri ürünlerine talipliğinin de olmasını istiyoruz. Yani biraz daha ticarileşmesinin, proje bittiği anda ürünün de ticarileşmeye yakın olmasını istiyoruz. Bu yüzden biz satın alma niyet beyanını işletmelerden talep ediyoruz. Ama bu beyan bağlayıcı değil, değil mi İbrahim Bey? Hani şey değil, bu beyanı verdi diye illa almak zorunda değil işletmeler. Orası birazcık şey. Değil yani, bu zaten niyet beyanı adı üstünde. Ama en azından işletmelerle, tedarikçilerle, üreticilerin proje yazım safhasında veya projeyken, proje geliştirme safhasında en azından bir araya gelmelerini, bir kontak kurmalarını istiyoruz. O işletmeyi değil de, mektup alınan işletmeyi değil de başka bir işletmeyi de satabilirsiniz proje bittikten sonra. Dolayısıyla buradaki amaç biraz daha şey, yani ticarileşmeye yakın dursun üretilecek ürün o. Yoksa şunu da isteyebilirdik OSKEP, niyet mektubunun, niyet beyanından sonra işte proje bittiği tarihte satışın gerçekleşmesini de isteyebilirdi. Öyle bir zorunluluk yok şu an için. Genel itibariyle bu şekilde. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Oytun Hanım buyurun. Bu Kobiger'le birlikte aslında hemen hemen aynı süreçlerde devam eden bir de Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında bir teklif çağrımız var. Daha önce Ar-Ge, Ür-Ge çağrı esaslı ilerlemiyordu. Bu yeni bir çağrı. Çağrının bütçesi kapsamında normal Ar-Ge'nin desteklemenin üstünlükleri de artırılabiliyor. Buradaki ana konu öncelikli sektörde faaliyet gösteren küçük işletmelerle orta büyüklükteki işletmelerin kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi. Bu çağrının amacı iki tane ana amaç kapsamında belirlenmiş. Aslında imalat sanayi sektöründe yer alan işletmelerdeki teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimliliğinin artırılması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi, yüksek katma değerli üretimin artırılması. Buradaki temel amaç, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmeler hedefleniliyor ve bu işletmelerin de daha güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı ortaya konmaları bekleniyor. İki tane sektör var bahsetmiş olduğum gibi. Birisi otomotiv sanayi sektöründe rekabet gücünü korunarak geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda da yine proje konuları da belirlenmiş. Birazdan bahsedeceğim ama temel konular otomotiv sektöründe kullanılmak üzere elektrikli ve veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları ile
pil batarya teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge ve inovasyon ve Ür-Ge projeleri desteklenmesi amaçlanıyor. İkinci sektör, elektronik sektöründe Ar-Ge'ye dayalı rekabet üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere yerli elektronik haberleşme, şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında üreticileri Ar-Ge inovasyon ve Ür-Ge projeleri desteklenmesi amaçlanıyor. Başvuru tarihlerimiz 25 Mart'ta başladı, 18 Mayıs'ta son bulacak. 20 Mayıs ve 24 Mayıs arasında da mazeretli başvuru onaylama tarihi var. Burada hani olası bir durum karşısında onaylayamayanlara karşı böyle bir opsiyon tanınmış. Şimdi Ar-Ge bize bizim yeni bir Ür-Ge eklenmişti. Hani belki aşina olanlar vardır ama o yüzden biraz farkından bahsetmek istiyorum. Ar-Ge'de yeni bir ürün üretilmesi, yeni bir ürün ortaya konulması veya yurt dışında üretilen bir ürünün daha düşük maliyetle daha farklı bir teknolojide üretilmesi gibi konular değerlendirilebiliyor. Ür-Ge'de ise mevcutta hali hazırda üretmiş olduğunuz bir ürüne katacağınız yenilik değerlendirilebiliyor. Yani Ar-Ge'den farklı olarak aslında belki bir modül ekleme, belki bir kısmını pazarın ihtiyaçlarına göre revize etme gibi konularda yapılacak geliştirmeler Ür-Ge kapsamında değerlendirilebiliyor. Ar-Ge'de bir başvuru şartı yok. Ürünün yeni bir ürün olması yeterli ama Ür-Ge'de birazdan da bahsedeceğim 9 tane şarttan birisini taşıyor olması gerekiyor Ür-Ge'ye başvurabilmeniz için. Daha doğrusu projenizin Ür-Ge olarak değerlendirilebilmesi için. Mevcutta ortaya çıkan ürün, yani siz bir ürüne ek yapacağınız için Ür-Ge projesi kapsamında şöyle bir yenilik yapacağım veya böyle bir ekleme yapacağım dediğiniz ürünün kamu kurum kuruluşları veya kanunla kurulmuş vakıflar, uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan bir ürün olması, patent belgesiyle koruma altına alınan, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, tür belgesi olan, TGB'de yer alan işletmelerin tamamladıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, kamu veya üniversite araştırma enstitülerinde veya merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer alan veya da son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı, ihracat tutarından fazla olan bir ürün olması gerekiyor. Bir ürünün geliştirilmesi olması gerekiyor daha doğrusu Ür-Ge projesinin konusunun. Bu teklif çağrısına kimler başvurabiliyor? KOSGEB veri tabanında kayıtlı, beyannamesi onaylı ve başvuru tarihi itibariyle küçük işletme veya orta büyüklükteki işletme ölçeğinde olanlar. Yani mikro ölçekteki işletmeler burada başvuru yapamıyorlar. İkinci şartta orta yüksek veya yüksek teknoloji sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabiliyor. Başvuru tarihi itibariyle onaylı olan son KOBİ beyannamesindeki sektör dikkate alınıyor burada. Proje süresinin en az 8 en fazla 24 ay olabiliyor. 4 ayın katları olacak şekilde belirleniyor. İki sektörden bahsetmiştim. Birinci sektör ve konuları olarak bahsedeceğim. 29A1 motorlu kara taşıtların imalatı, 29A3 motorlu kara taşıtlar için parça ve aksesuar imalatı, 27A2 akümülatör ve pil imalatı. Bu sektörde yer alan işletmelerin otomotiv sektöründe kullanılmak üzere elektrik veya hidrojenle çalışan motorlu kara taşıtları, pil, batarya teknolojisi ve yakıt hücresi imalatıyla, yakıt hücresi ürünüyle ilgili yapacakları projeler birinci sektör kapsamında değerlendiriliyor. İkinci sektörde de 26A1 elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı, 26A3 iletişim ekipmanlarının imalatı, 26A4 tüketici elektronik ürünlerinin imalatı, 26A5 ölçme, test ve seyir sefer amaçlı alet ve cihazlarıyla saat imalatı. Ama bu NACE kodunda 26A52 kapsam dışında bırakılmış kol saati, masa ve duvar saati imalatı çünkü onlar. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerinde yine 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere yani elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında yapacakları projeler destek kapsamında değerlendirilebiliyor.
Projemizin üst limitleri küçük ve orta büyüklükteki işletmelere göre farklı olarak belirlenmiş. Destek oranımız %75, sadece personel desteğinde %100 olarak sağlanıyor. Makine, teçhizat, donanım, ham madde yazılımda küçük işletmelerde 400 bin, orta büyüklüktekilerde 2 milyon lira olarak geri ödemesi destek sağlanabiliyor. Makine yine 400 bine 3 milyon geri ödemeli destek sağlanabiliyor. Nitelikli eleman, yani nitelikli personel gideri kapsamında 300 bine 500 bin, burada %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanıyor. Sınai mülkiyet hakları gideri kapsamında 150 bine 200 bin destek sağlanıyor. Burada da neler destekleniyor? Patent, endüstriyel tasarım tescil gibi sınai mülkiyet kapsamına giren konular desteklenebiliyor. Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği kapsamında 150 bine 200 bin olarak, yine küçük ve büyük, orta büyüklükteki işletme olarak sayıyorum. Ve diğer giderler desteğimiz var, 100 bin üst limiti olan. Bunun altında da kırılımları var. Proje danışmanlığı, eğitim, proje tanıtım, yurt içi, yurt dışı kongre, konferans, fuar katılımı gibi konular desteklenebiliyor. Proje danışmanlık desteğini kısaca anlatmak istiyorum. Burada yanlış anlaşılma olabiliyor çünkü bu bir proje hazırlama danışmanlığı değil. Daha ziyade projenin yürütülmesiyle ilgili. Yani proje kapsamında teknolojilerle ilgili olabilir. Bu projenin ortaya konulurkenki bazı teknik konularda olabilir. Bu konularda alınacak olan danışmanlıklar destek kapsamında değerlendirilebiliyor. Toplamda da küçük işletmeler için 1,5 milyon, orta büyüklükteki işletmeler için de 6 milyon lira üst limit. Destek sağlanabiliyor. Başvuru süreci şu şekilde ilerliyor. Yine E-Devlet üzerinden başvuru yapıyorsun işletme. Daha sonra bir kontrol aşaması oluyor. Eksiklikler bildiriliyor. Düzeltme istenen konular tekrar düzenlenerek onaylanıyor proje tekrar sistem üzerinden. Daha sonra teknik inceleme için bir öğretim elemanı görevlendiriyor. Projenizin teknik kısmıyla ilgili inceleme raporu hazırlıyor. Bundan sonra da kurula sunuluyor projeniz. Kurul kabul edebilir, reddedebilir, görüş isteyebilir veya revizyon verebilir projenize. Kurulun kararından sonra da bir komite değerlendirmesi oluyor. Yine komite de aynı şekilde kabul, red veya revizyonla kabul edebilir. Yani aslında hani kurulun kararından sonra ikinci bir komite kararı gerekiyor projenin değerlendirmesinde. Projeniz komite tarafından da uygun görüldükten sonra artık projeniz yürütülmeye başlıyor. Faaliyetler 4'er aylık dönemler halinde izlenerek yapılıyor. 4 aylık dönem bittikten sonra işletme ödeme talep ediyor. O şekilde düşünebiliriz. Yine burada da erken ödememiz var. Geri ödemesi destek tutarının %50'sine kadar sağlanabiliyor teminat karşılığında. Ve projenizin bitiş tarihinde de projenizin başarılı veya başarısız tamamlanma durumu değerlendiriliyor. Bir yıl sonra da bir izleme yapıyor. Genel olarak süreç bu şekilde. Burada hani kontrol, düzeltme, kurulla ilgili hani şey KOBİGEL'deki gibi takvim yok. Burada son başvuru tarihiniz var sadece. Ona riayet ederek başvurularınızı yapabilirsiniz. Yani bu kadar bu konudaki. Zaten diğer konular, diğer hususlar, mevzuatla ilgili diğer konular Ar-Ge inovasyonla aynı ilerliyor. Sadece çağrıda ufak tefek üst limitlerle ilgili veya NACE kodlarıyla ilgili bazı farklılıklar söz konusu. Çok teşekkürler. Sedat Bey de Ar-Ge ürge desteği rakamları ve oranları çok daha iyi olmuş. Teşekkürler KOSGEB demiş. Bu konuda soruları olanlar varsa chatten ya da mikrofonlarını açarak iletebilirler bize. Ben ufak bir şey sorayım İbrahim Bey. Bu programın amacı, yani çok spesifik iki tane konu belirlenmiş. Biri batarya tarafıyla ilgili, biri 5G ve ötesi tarafıyla ilgili. Bunlar muhtemelen kalkınma planındaki ya da kritik teknolojiler olarak belirlenen teknolojilerden alanlar seçilerek başlanmış. Yani bu böyle devam edecek mi? Genel bir yönelim mi var böyle, hani belli özel alanlara biraz daha fazla destek vererek Ar-Ge yaptıralım? Hocam şöyle, bizim Ar-Ge ürge şeyimiz devam ediyor. Diğer taraf zaten devam ediyor, çalışıyor. Evet. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi bazı çağrılı kısımda ise böyle biraz daha strateji dokümanlarında yer alan ürünlerin yerli olarak üretilmesini temin edebilmek adına çıkılacak çağrılar olacak bu şekilde. Yani ilk şeyden başladı, işte batarya ve 5G teknolojisiyle başladı. İşte yıl içerisinde bunlar tekrarlanacaktır. Belirlenen spesifik konularla alakalı
tekrar edecektir. Belki de bu çağrı, yani bu konudaki çağrı birkaç sefer tekrar edecek. Onu da bilmiyorum ama genel itibariyle bu şekilde uygulamaya devam edeceğiz hocam. Anladım. Yani belli bir alanda odak, yani belli bir odakta ürün çıkartılması bekleniyor artık. Hani genel bir ARGE yapmayalım da daha kritik alanlarda ARGE yapalım diye işletmeleri teşvik etmeye çalışıyor COSGAP'te. Aynen öyle. Genel ARGE de yapalım ama özellikle bunları da yapalım diye aslında teşvik ediyoruz. Genel ARGE zaten devam ediyor. Genel ARGE'de oradaki süreçlerimiz devam ediyor. Burada ne kadar fark var? Standart ARGE ÜRGE programıyla destekler tarafıyla kıyasladığınızda ne kadarlık bir? Rakamlar neydi? 850 bin alabiliyordu maksimum diğer tarafta. Diğer tarafta 850 idi. Buradan 6 milyon alabiliyor. 6 milyon şeyler alabiliyor. Küçük işletmeler alabiliyor. Diğerleri ne kadar alabiliyordu? Yok, 6 milyon orta, 1,5 milyon da küçükler alabiliyor. Tabii. Yani arada şey farkı var hocam biraz. İki katı kadar bir bütçe desteği farkı var diye anlıyorum kabaca. İki katı. Diğer tarafta daha şeyde de yaklaşık 5 katı. 5 katı. Orta katı. İşletmelerde de orta boylarda da 5 katı. Evet, evet. Okay. Başka bir soru yok galiba Nesli Hanım, değil mi? Başka soru yok. Çok teşekkür ederiz ayırdığınız zaman için. Katılımcılara da çok teşekkür ederiz dinledikleri için. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da yayınlayacağız bu kaydı. Kaçıranlar da oradan takip edebilirler. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Oytun Hanım, Kübra Hanım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı oluruz işletmelerimize. Biz de öyle umuyoruz. Umarım Teknoparkımızdan birden fazla başvuru ve birden fazla kabulle bu çağrıda biz de yer alacağız. İnşallah hocam, inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.